içeriksiz. Ya Kuzi var ya, senden 5 dakika erken gelseymişim karşılaşmayacakmışız artık. Sayın sen niye bu kadar erken geldin ya Kuzi? Sen yine benim odama kızmadın ha. Soruya soruya cevap vermeden önce ben sordum ha. Kafayı yedirteceksin bana. 3 gün diye geldin çöktün evime. Çık bir çık gitsene ya. Bir çık git hayatımdan git artık be. Kuzi valla kalbimi kırıyorsun ha. Ben sana söylemedim ama ben evden atılmıştım. Senin kırılacak bir kalbin var mı acaba? Lan gurursuzun Allah'ısın sen be. Kaç kere evden kovdum seni gitmiyorsun. Hem senin evden kovulduğunu ben bilmiyor muyum sanıyorsun? O gudubet karı senin ev sahibin beni aradı 6 aylık kirayı da bana kilitledi. Kuzi niye ona veriyorsun ya? Bana vereydin ya. Oğlum hak denen bir şey var. Senin bundan haberin var mı? Ben zaten hırsızlık yaparak hayatımı kazanıyorum. Sen ne diyorsun? Biliyorum. O yüzden şanssızlık peşimi bırakmıyor. Ya o değil de sen neden işte değilsin bu saatte? Sen niye kolayken geldin? Kovuldum. Amanına koyun boku yedik. Biz nasıl geçineceğiz şimdi? Ha sen bu habere rağmen halen burada kalmaya devam edeceksin. Ya Kuzi bu zamanda ben seni nasıl bırakıp gidemiyorum? Benim canım kuzenim. Basıp gitsene sen ya. Bir hayatımdan çıksana artık. Hem zaten ben bu evde kalmayacağım ki. Tek odalı bir eve çıkacağım. Aynen Kuzi ya. Vallahi burası çok büyük kirasını ödeyemeyiz. 1+0 bir eve çıkalım ya. Tek başıma çıkacağım diyorum. Kardeşim neden anlamıyorsun? Ben gideceğim. Sen gelmiyorsun. Geldiğinden beri peşime uğursuzluk bırakmadı be. Ne kadar aksilik varsa başıma geldi sayende. Kuzi aklıma bir fikir geldi. Allah'ım sen ve bu fikirlerin. Buldum. Biz bu evden taşınmayacağız. Ne yapacağız? Biz niye taşınıyoruz? Niye taşınıyoruz? Şimdi bak Kuzi. Şimdi bu evden taşınacağız. Emlakçısıydı, kirasıydı, depozitiydi, taşınmasıydı. Bir sürü masraf. İşlerini dağıtılmışsın. Cebinde 5 para da yok. Nasıl gideceğim? Ne yapacağız? Bak beni dinle. Şimdi bizim kiramız ne kadar abi? 5. İnternette bir ilan çakacağım tamam mı? 5 tane ev arkadaşı alacağız. Ben her birine 2000'e kitlerim. 5x2 ne yaptı? 10.000. Bizim kiramız ne kadar? 5.000. 5 kişide ne aldık? 10.000 lira aldık. Neredeyse kiranın 2 katı. Ne oldu? 5.000 lira fazla kaldı. Ne oldu o 5.000 lira? Vallahi o parayı da istemiyorum. Ben hiç okumam senin olsun. Ha bir de iste. Evi otele çevirelim. Ev sahibi de bizi kapının önüne koysun. Hepten boku yiyelim değil mi? Hadi içlerinde bir de katil olsun. Yatarken gırtlağımızı kessin. Nasıl fikir? Ya Kuzi temiz temiz insanlardan seçeriz ya. Sen o işi bana bırak. Ben senin temiz mantığını anlamıyor muyum? Hırlı mıdır, hırsız mıdır? Kim toplayacaksın eve getireceksin? Yok kuzen ya. Hırsız olsa ben sektörden kesin kalırım. Bu konuda rahat ol. Çok rahatladım. Allah razı olsun senden. Ya kuzen relax. Rahat ol. Burayı genel ev yapacağız. Genel eve çevireceğiz. Neye çevireceğiz neye? İşte böyle genel ev derken hani böyle genel kullanım alanı gibi bir şey yani. Genel ev olarak kullanacağız. Kira karşılığında oğlum. Heh nasıl fikir? Bok gibi fikir. Alo? Karacığım çok üzgünüm gerçekten. Senin yerine aldılar beni ama ben hiç mutlu değilim. Efendim Bey'de bir yerde haklı. Malum ekonomik kriz. Küçülmeye gidiyor falan işte. Küçülmeye benden mi gitmeye başlamış bunlar? Ya öldü mü hayatım? Çaycıyı da işten çıkarttı bugün. Yani çaycıyla beni bir tutuyorsun ya Pınar. Teşekkür ederim ya. Aşk olsun. Ben seni şey için aradım. İşten atıldın ya sen şimdi. Ben senin için onu da düşündüm. Ve yemek kazanında müdür olan arkadaşımı aradım. Yemek kazanı ne be? Ya işte internetten yemek sipariş ediyorlar ya. O işte. Neyse konuştum işte. Buraya ihtiyaçları yokmuş ama çağrı merkezinde asgari ücretle çalışacak biri lazımmış. Pınar ben 2 üniversite bitirdim. Bana uygun bulduğun iş bu mu? Kuryecilik mi yapacağım? Ne yapacağım? Yemek siparişi mi alacağım evde doktorum? Üst düzey yöneticilikten çağrı merkezine ha? Karıcığım bu işi evden yürüteceksin. Ne diyorsun? Bilmiyorum Pınar ya. Başka bir çarem yok ki zaten bu durumda ne yapabilirim? Ev kiram da var. Sana Şeyma'nın numarasını atıyorum ara. Beni yönlendirdiğimi söyle gerisine karışma. Hadi öptüm. Hadi benle. Bye bye. Orospu. Ayağımı kaydırıp yerime geçti. Girmediği pozisyon kalmadı. Tabii ki benim yerime geçti. Kalta. O patrona vere vere bir hal oldu. Keşke zamanında sen de vereydin Kuzi. Lan ne diyorsun gerizekalı ya? Şaka kaldıracak durumda mıyım ben şimdi? Bana Allah aşkına ya. Kuzi bu arada ne diyorsun? Çakayım mı internete bir ilan? Dur şu Şeyma'yı arayayım da önce. Alo? Merhaba Şeyma Hanım. Ben Kaya. Pınar Hanım yönlendirmişti. Evet yemek kazanı için. Tamam. Ne zaman olur? Hemen şimdi gelemem. Tamam bugün bir saate kadar çıkıyorum. Tamam. Tamamdır Şeyma Hanım. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Kuzi hadi bekliyorum ya. Ne diyorsun? Çakayım mı ilana? Ben olmadan bir iş yapma be. Bir en azından bulduğun insanlarla ben de bir görüşeyim, bir tanıyayım. Ha param? Ha canım? Tamam Kuzi ya. Rahat ol, relax. Ben de. Rahat ol. Hem ben senden habersiz olma iş yap. Hiç. Sen benden habersiz iş yapar mısın? Ben çıkıyorum bir saate dönerim.
Ya bu piyasanın da Allah belat. Gel kuzi gel. Bak yeni ev arkadaşlarımız. Ev arkadaşım mı? Ne oluyor burada? Arkadaşlar hoş geldiniz. Yani biz bu ev arkadaşı meselesini bu kadar hızlı yapmayacaktık ya Baran hani. Hani önce bir insanları tanıyalım, bir tanışalım. Hadi bu gelişiniz de bizim tanışma amaçlı olsun. Öyle mi yapsak? Çünkü sonuçta aynı evde yaşayacağız. İnsanlar önce birbirini tanır, kaynaşır. Değil mi Baran? Ya kuzi amma da kafa açtın ha. Hiçbirinin nikahımızı almayacağız. Sen gelmeden önce zaten biz pratikle anlaştık. Bir kira bir depozit aldım. Hatta kim Mangor'da kalacak onu bile belirledik. Ve o kadar şanslıyız ki hepsi de evden çalışıyor. 7-24 birlikte bir aldık. Nasıl yani? Herkes home office mi? Ben Arif. Korsan taksiciyim. Harika ya. O kadar rahatladım ki. Olan olmuş bir kere. Buraya kadar da gelmişsiniz. Tanışalım bari. Ben Şahin Hacı. Dediğim gibi. Korsan taksiciyim. Ben de Dolunay. Falcıyım. Ben de Verengül. Evrenin balık bereketine devamlı üstüme üstüme çekerim. Dünya yansa umurumda olmaz. Şehine tanımam. Ben Şelali. 40 yaşında ev transıyım. Hayır pardon ev kızıyım. Siz trans mısınız? Kuzardan baksan belli ayol. Müşterilerimi genelde internetten buluyorum. Kasiyer mi olsam yoksa orospuluk mu yapsam arasında bir yerdeyim. Ben Bahar. Kesin tanıyorsunuzdur. Yok valla ben çıkaramadım. Nasıl yani? Hiçbiriniz mi? Evet. Desenize bir sürü asosyalle aynı yerde yaşayacağım. Zamanım çoğu evde geçer. Müşteri arasa giderim. Sonra yine eve dönerim. Enerji işleriyle uğraşırım ben. Evrene devamlı pozitif enerji yaymayı severim. Ben bir fenomenim ve hayranlarım sürekli beni ekranlarda görmek istiyor. Akşama kadar paket taşırım. Başka da bir numaram yok. Yani anlayacağın çalışmıyorum. Ama merak etme. Kiramı eski sevgilime ödetiyorum. Kum falı, taş falı, tava falı, el falı, kahve falı. Bütün falları bakıyorum. Efendim ben Deniz. TikTok fenomeni Baho. Bahtim olmasın o. Sahne adım Baho. Sakın bana bu evde kimse fal bak demesin. Bedava babama bile fal bakmam. Evrenin bolluk bereketini devamlı üstüme üstüme çekerim. O yüzden işsizsin ve orospuluk yapmayı düşünüyorum. Sabırlıyımdır. Fakat sabrım taşarsa, beni çileden çıkaran olursa onu ikiye ayırırım. TikTok'ta 2764 tane takipçim var. Ben sürekli 7-25 canlı yayındayım. Hayranlarıma karşı sorumluluklarım var benim. Rahatsız edilmek istemem. Sonuçta 3000 lira kira veriyorum tek oda için. He? 3 mü? Kuzey, ha 2 ay 3 yahu. Bu arada ben de evden çalışıyorum. TikTok'ta canlı yayınlar açıp hayranlarımdan bağış topluyorum. Sanal dilencilik yapayım yani. Ha, bu arada kesinlikle rahatsız edilmek istemem. Gürültüden, partıdırdan nefret ederim. Ay! 40 yaşında ev transıyım. Kamış duruyor mu abla? Kamış mı lazımdı canım? Yo benimki sadece meraktan. İsmail abi de merak ediyor. Şimdi Selen Suat'a da Harbiye'de iş tutuyor yo. Peki siz ne iş yapıyorsunuz? Astronot kendisi uzaya çıkacak. Ha isteseydim olurdum. Şu ara pek çalışmıyorum merak etmeyin. Kira konusunda sıkıntım yok. Her türlü öderim. Her türlü derken? Seni anladın anlamda değil şekerim. Zengin sevgilim var o ödüyor. Ben benim şansım. Orijinal olduğu halde bulamıyorum. Karayan sanayisiyle bulmuş zengin sevgiliyi. Pozitif düşün. Sen de bulursun. Bu arada sevgilim haftada bir gelir. Odamı alırım. Uzun süre kalırız. Onu çok iyi ağırlamam lazım. Sonuçta 4000 lira kira ödeyecek değil mi? 4000 mi? Lafın gelişi diyor oğlum ya. Kuzi ha 3 ha 4 ya. Bu arada hangi odadan bahsediyoruz? Balkonlu olandan. Hangi balkonlu olandan? Senin odanı verdim kuzi. Odasına rahat etmek istiyormuş kuzi. Sonuçta hep tanısınmış bu. Ya oda onun için önemli de ben nerede yatacağım lan? Kuzi salonda bak bir tane kanepe var ne güzel. Kuzi uyuruz burada. Mis. Zaten hem odada kalmadı hepsini kiraladım. Ulan kendi evimde düştüğüm duruma bak ya. Allah'ım ne olur bu bir kabus olsun. Yalnız evrene gerçekten kötü enerji veriyorsunuz. Biraz pozitif olun, pozitif düşünün. Bolluk bereket size doğru aksın. Kes be! Sen de negatif negatif. Pozitif pozitif. Çıldırttınız yahu. Herkes konuşma şeysini bitirdiyse odama ilk yatmak istiyorum. Yarın işe gideceğim. Ha siz hemen kalmaya başlıyorsunuz yani. Oo
Benim de bazı şartlarım var. Sonuçta paranızı almış. Yani bu saatten sonra da dönemeyiz. En azından ben de kendi şartlarımı söyleyeyim size. Kalabalık yaşayacağız. Ses, gürültü, patırtı istemiyorum. Komşular rahatsız olur, ev sahibini arar, bizi kapının önüne koyar. Bu bir iyi. İkincisi, herkes birbirine saygılı olacak. Gürültü, patırtı yok. Her gün temizlik yapılacak. Kızlar üst katı, erkekler alt katı kullanacak. Ben de mi kullanacağım ayol? Evde parti vermek, eşi dostu kalabalık yapmak yok. Benim müşterilerim gelecek. Benim gelecek bir sevgilim bile yok. Ama olursa tabii ki buraya çağıracağım. Koca insanlarız, ihtiyaç yani. Ergenler gibi orman köşelerine gidecek değiliz. Benim öyle bir derdim yok. İnsanlardan nefret ediyorum da. Benim misafir gider sonraz zaten. Gelmen giderim olmaz. Hadi o zaman ya. Bu şartlarda anlaştığımıza göre herkes odasına dağılsın gitsin. Sen benimle bir gelsene sen. Sen. Pardon. Lan ben sana benden habersiz bir iş yapmadım. Kim bunlar lan? Yok kuzi biraz sakin ya, bir relax ya. Adam başı 2000 liraya kilitledim. Kiram neredeyse 2 katı. Bu yavşağa bak. Lan 3000 lira dedi ya. Öbürüne de 4000 demişsin. Ya bir hesaplasam ama. 5 çarpı 2 ne yapıyor? 10. Teyzem seni doğuracağına taş doğursaydı ya. Bir kurtulamadım senden. Benim odamı bile vermesin. Nerede yeteceğim ben oğlum? Ya kuzi yatak odası onun için çok önemliymiş ya. O yüzden şey yapıyorum. Tabii ki prensesin inceleri dökülmesin. Belki aralarından biri seri katil. Gece yatarken bizim gırtlağımızı kesti. Ne yapacağız? Zaten şu korsan taksiciyi de gözüm tutmadı. Katil gibi bakıyor. Ya kuzi rahat ol ya. Konuştum onunla. Seri katil falan değil. Bu da benim gibi hırsızlık yapıyor. Bazen beraber işe çıkacağız. Allah'ım sen bana sabır ver. Allah'ım içeri gir. Arkadaşlar dediğim gibi, zaten ben de sizin gibi evden çalışmaya başlayacağım. Gürültü patırtı istemiyorum. Sonuçta aynı evde yaşayacağız. Tamam kuzen ya. Bu gereksiz detaylardan sonra konuşuruz. Aramızda bu kurallara uymayan biri varsa imza toplayıp evden attıracağım. Bu kuralın da altını çizeyim size, olur mu? Bu ne be? Kız yurdu gibi. Kira ediyoruz buraya, kira. Kurallardan nefret ederim. Şimdi izninizle ben odamı çekiliyorum. Artık benim de uyumam lazım. Yarın bir reklam çekimim var. Yüzümün yorgun olmaması lazım. Sen 2000 takipçiyle bir de reklam mı çekiyorsun? 2764. Ne reklamı? Pet. Ne reklamı pardon? Pet reklamı. Ne yapacaklar? Kafana mı yapıştıracaklar peki? Senin tanıtacağın pedi kullanacağım. Karnaval içinde kalırım daha iyi. Zirvedeki yalnızlık böyle bir şey olsa gerek. İnsanlar benim bu haklı şöhretimi çekemiyor. Şunu unutmayın Dolunay Hanım. Bu pırıltılık hayatı ben seçmedim. Tamam arkadaşlar ya, uykuna hemen kavga etmeyin. Hadi herkes dağılsın odalarına, daha başlayalım. Bugün itibariyle hepimize hayırlı uğurlu olsun. Benim gelecek bir sevgilim bile yok. Bu haklı şöhreti olmadı. Zirvedeki yalnızlık böyle bir şey sanırım. Yarışıp beni kullanacağım. Şerefsiz. Şerefsiz.
Gidiyorsun. Şerefsiz.